mideyi kestik. Beklenmeyen ziyaretçi bu gece. Olacak o kadar televizyonunda. Haberlerden hemen sonra, vatandaşın çilesinden az önce. Hadi iki kahve ayarlayın bakayım. Peki. Yuvanızı biz yapıyoruz. Bu gece olacak o kadar televizyonunda. Reklamlardan sonra, kapanış haberlerinden önce. Bu doktor çok serttir. Askeri hastaneden geldi. Merhaba hasta. Sağ ol. Özel haber. Hastanelerimizin hali. Bu gece olacak o kadar da. Bu program yayınlanınca yer yerinden oynayacak. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Ev bakmıştım da. Öyle mi? Kiralık bir ev arıyorum. Buyurun, ayakta kalmayın, şöyle oturun. Teşekkür ederim. Nasıl bir şey bakmıştınız? Şöyle iki oda bir salon, ufak bir şey bize yeter. Öyle deniz görsün filan, özel bir merakınız yoksa istediğiniz gibi küçük kutu gibi temiz evlerimiz var. Evli misiniz? Evet, evliyim. Tam istediğiniz gibi bir ev var. Aman ne iyi. Cadde üstü, iki oda, bir salon. Gayet güzel. Çok iyi, kaç lira istiyorlar? $400. Kaç? $400. Dolar. Evet. Türk lirası olarak tutamadım. Türk parası falan yok. $400. İllaki dolar. İllaki dolar. O zaman ben bir düşüneyim. Size haber veririm. Müsaade edin. Estağfurullah. Beşiktaş, 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 Beşiktaş. Benimki. Hemen gidiyor mu? Ön tarafı dolduralım, gidiyoruz abi. Beşiktaş, 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 Beşiktaş. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Olmayacak. Haber salmak lazım. $400. Ne $400 ya? Ne diyorsun kardeşim sen? Yok, kendi kendime konuşuyorum. Şuradan bir Beşiktaş verir misiniz? Buradan mı? Evet. Buyur şoför bey. Paralar bozuk olsun lütfen. $5'dan ne alıyorduk? Bir Beşiktaş. Bozuğu yok muydu abla? Ay maalesef yok. Evet, başka parasını vermeyen. Beşiktaş ne kadardı? 60 sent abi. Hayda, ne oluyor ya? Allah Allah. Bakın ben de şöyle bir 10.000 lira ver. Buradan versem. Geçmez abicim bu paraya. Nasıl geçmez ya? Tedavülden kalktı abi bu para. Kalktı mı, ne zaman? 5 yıl oluyor. Hayda. Böyle olacağı belliydi zaten. Önce birkaç tane pilot mal seçildi. Evler, apartmanlar satışlarını veya kiralarını dolar üstünden yapmaya başladılar. Beyaz eşyalar dolar üstünden satıldı. Akıllı ki tutuluyor. Doğrudan doğruya dolara geçildi. Ha. İyi oldu da vallahi. Piyasada çifte uygulama vardı. Vatandaş da şaşırmış ne yapacağını. Ben ne yapacağım peki üstümdeki bu paraları? Bende de bu paralardan epeyce var ama beyefendi kimse almıyor artık. Merkez Bankası alıyormuş diyorlar. Orada da para etmiyor. Ben ne yapacağımı biliyorum. Evde saklayacağım, ileride torunlarıma gösteririm. Hiç olmazsa şöyle baktıkça gençliğimi hatırlarım. Yani bu hatta Türk parası geçmiyor, öyle mi? Geçmiyor kardeşim, geçmiyor. Hareket etmeden ben ineyim bari, ne yapayım? Hadi Allah ya. Haydi Beşiktaş, haydi haydi. Beşiktaş, 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 haydi. Beşiktaş, 1-2, 1-2, Beşiktaş. Allah güzelsin. Çoluğunun çocuğunun bahşişi için abici. Al, benim bir işime yaramıyor, senin olsun. Abi hop hop. Bu geçmez abi. Hiç değilse sterlin, dolar falan versen hani. Rüya görüyorum abi. Abi hiç değilse bir mark ver. Allah rızası için bir mark abicim. Bir dolar. Bak abicim, dolarla çalışırım ona göre. Zaten sabahtan beri milletle uğraşmaktan iflahımız kesildi. Taksimetreyi de dolara ayarlattık. $1 açılır, kilometrede de 50 sent yazar. Yok yok, binmeyeceğim. Henüz bu konuya psikolojik olarak hazır değilim. Ben de eve yürüyerek giderim. Buradan ev kaç mil ki? Şuradan bir de sigara alayım. Orhan, bir vida verir misiniz? Vida vereyim canım. Buyurun. Kaç mark? 5 mark canım. Buyurun. Bereket versin, sağ ol. Teşekkür ederiz. Güle güle, güle güle. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. 2000 sigarası var değil mi? Var canım, var. 2000 sigarası verim size. Bu ne bu kardeşim? Para işte, 2000 sigarasının parası. Kardeşim tedavülden kalktı bunlar. Uyuyor musun sen ya? Ya Merkez Bankası alıyormuş ya. Bir 2000 sigarası istiyor. Al bir 10.000 lira daha vereyim. Yok kardeşim, olmaz. Al bütün paralarımı vereyim, bir 2000 sigarası ver. Hayda, hayret bir şey ya. Kardeşim geçmez diyorum para ya. Geçmez diyorum. Geçmez, geçmez. Krizdeyim, bana bir 2000 sigarası var, adamı kapatın. Aman, adam boğazıyorlar. Help, help. Polismen, polismen.
bıçağı elinden. Şikayetçi memur bey. Zorla tedavülden kalkmış, paraları bana vermek istiyor. Cezasını verin şunun. Ha şu mesele. Artık böyleleri çok çıkıyor son zamanlarda. Ülke parasının değer kaybetmesi karşısında hiddetlenmenin cezası yok. Sadece manevi cezası var. Onu da bunlar çekiyor zaten. Hadi yürü.